Merhabalar. Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaşgel. Togan Karataş ve Orçun Onat Demiröz ile beraber EuroLeague Final Four'u öncesi son programımızı PlaySpor YouTube kanalı aracılığıyla o ekranlarda yapacağız. Hoş geldiniz. Ne haber Efe? İyiyim, siz nasılsınız? Abi TRT'yi mi? Ya biraz TRT'yi geçiyorum. Heyecanlı mısın son program öncesi? Son program EuroLeague öncesi bayağı heyecanlandırdı beni. Hmm. Bir de yayın bekle ancak motive oldum ve girdim. Tonlama mükemmeldi. Teşekkür ederim. Çalıştım 8-10 dakika. İdare eder ama herhalde senin de bir çalışman olmuş özellikle imajınla ilgili. Orçun, yanakların ön plana çıkan evet, bir sakal tıraşı ve saç tıraşıyla karşımızda. Berberimden öyle bir imaj istedim. Böyle yanakları ortaya çıkartan bir saç tıraşı. Özellikle mi söyledin yanaklarım evet, ortaya çıksın diye yani. Böyle. Ama saçım gerçekten çıkmış. Kesin. Ben içeri girdiğimde PlaySpor'a geldiğimde Orçun'a kilo mu aldın dedim. Yani öyle bir görüntü oldu bende. Aşk ama olsun. Daha çok yanakların ön plana çıktığını. Ya. Evet. Hocam her gün tartılıyormuş Orçun. Yani bu da işte böyle... Değişik bir çağ. Sen personal trainer tutarken sorun yok. Yani bunları konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Bugün bütün konumuz bu zaten. Tabii ki değil. Hocam böyle bekliyor. Notlarını açmış. Harıl harıl Olympiakos konuşmak için bekliyor. Olympiakos'u ve Efes'i Olympiakos'a karşı analiz etmek için bekliyor. Ama önceki konumuz 3 haftadır burada Bursaspor'un harika yükselişini, Euro Cup'taki finale giden yolunu keyifli değerlendirdik. Ve geçtiğimiz hafta içi Bursaspor yine deplasmanda oynadığı, format gereği Bologna deplasmanda, İtalya'da oynadığı maçı 80-67 kaybetti ki bugüne kadar gösterdikleri performans için Türk basketbol adına, biz Türk basketbolu için ve Türkiye'de oynanan basketbol adına bir şeyler konuşmaya çalışan insanlar olarak teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten çok bizim için de keyifliydi Bursaspor'un yolculuğunu izlemek. Ama finalde olanları bir ufak değerlendireceğiz. Yani şu yüzden değerlendireceğiz. Çok istediğimiz gibi başlamadı. Çok büyük bir bütçe farkı var iki takım arasında. Çok kaliteli, çok tecrübeli oyuncuları var. Zaten yani hani bugüne kadar oynamış oyuncuların, final oynamış oyuncuların sayısı. Avrupa'da oynama tecrübesi bile olmayan çok oyuncumuz var bu seviyelerde. Özellikle yarı final performansı görmeyen. Bu yüzden bizim için talihsiz bir akşam oldu hocam. Ne yazık ki. Yani bu arada şampiyonlara şey de ekledim. Belinelli'nin NBA şampiyonluğu da var San Antonio Spurs'ta. Çok tecrübeli bir takım ve gerçekten bütçe farkı dediğin doğru. Yani eğer o bilgi yanlış değilse Teodos için maaşına Bursa Spor takımı kurulmuş durumda aşağı yukarı. 2-2,5 milyon dolar civarında. O civar söyleniyor. Söyleniyor yani. Tabii bilmiyoruz ama en kötü zaten Belinelli artı Teodos için maaşı Bursa Spor'u karşılar diyebiliriz. Şimdi yani. Çok ağır bir favori olduğunu biliyorduk zaten ve özellikle maçın İtalya'da olması, Euro Cup'ta İtalyanların şampiyonluğu yok. Belinelli sezon başı bütün ailesine söz vermiş ben şampiyon olacağım bu sezon diye. Özel olarak hazırlandıklarını, çok istediklerini biliyoruz. Özellikle İtalyan taraftarların da bunu çok istediğini biliyoruz. İtalya'dan 20 yıl sonra bir evet. Şampiyon oldu. Yani. 20 ya da 21. Şey 2001'den sonra Kinder işte. Kinder Bologna'nın yine EuroLeague şampiyonu Manu Ginobili'nin oynadığı dönem. Şimdi çok kötü başladık. Yani ben çok iyi başlamamızı beklemiyordum zaten ama çok kötü başladık. Bayağı boğarak, karabasan gibi çökerek başladılar üstümüze. Özellikle tepede Andrews'a falan çok fena bastı. Hackett. Ben Hackett çok hücumda bir şey vermemiş olsa da maçın başındaki baskıyı oluşturan temel faktör olduğunu düşünüyorum Hackett'ın. Ve şöyle bir avantajı var Bologna'nın. Hackett ve Şengel'e geldikten sonra Teodosic ve Belinelli gibi oyuncuların süresini azaltabiliyor Scariolo. Çünkü bu oyuncular savunmada aksayan oyuncular, yaşlı oyuncular. Ve hücum yeteneklerinin daha optimal dakikalarda kullanma ihtimali ortaya çıkıyor. Maçın başında direkt 25-12 başladık zaten. Oradan geri dönmeye çalıştık. Özellikle guardlar istediğimiz performansı veremedi ama ben buradan Dudzinski'nin bir kere yani tebrik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendinden bir karış büyük oyuncuları inanılmaz savundu, sırtladı, skor bulmaya çalıştı, kritik şutları attığını görüyoruz. Yani tamam Bursaspor'un rotasyonu dar. Hani Holland'ı falan çekebiliyor bench'ten. Needham'ın da ya faal problemi 4 var. 4 faal aldı. Dakika çok kritik. Yani, henüz hiçbir şey veremeden yani. Hiçbir şey veremeden keza Andrews da kötü oynarken Needham'ın 4 faal alması Bursaspor'un kolunu kanadını kırdı. Burada hakemlik durumlar var. Onu da söyleyeyim yani. Needham'a çalınan faallerin en az 2 tanesi uygun Panther. Faaller.
Bir de tersinde Bursa'ya çalınmayan fauller. Ya Bologna'ya çalınmayan fauller. Yani ama aynı sertlik de... düzeyini onlar da sağladılar. Evet. Hatta bence zaman zaman aşırıya da kaçtı Bologna. Yani ben Teodos için bu kadar çok sayı atmasına biraz bozuldum. Hani Teodos için 12 sayı 6 asistle falan bitirse daha optimal bir senaryo olabilirdi bizim için. 21 değil mi? 21 en sayı iyi attı. Finalini Bursa'ya karşı oynadı. Ne yazık maalesef ki öyle oldu. Ve bir de Kyle Williams'tan çok ekstra şutlar yedik. Şimdi Kyle Williams'tan şut yemenin aksine savunmada çok ciddi bir eşleşme problemi yarattı bize. Yani evet. Sadece Andrew Shoot'la ilgili değil. Andrew Shoot tutarken diğer kısayı da kontrol etmesi. Yani zaten Türkiye'den de bildiğimiz bir oyuncu. Beşiktaş'ta süre almıştı daha önce. Yani gerçekten seviyesi şu an geldiği seviye çok enteresan Kyle Williams'in. Bir de şunu da eklemek gerekiyor. Samson ve Jayte yani biraz bastılar pota altında. Onu da söylemek gerekiyor. Normal. Her pozisyonda çok daha fizikli ve çok daha kaliteli bir takım. Bursa Spor ancak guardlarıyla isolation falan oynayarak bu maçı çevirebilirdi. Bir yerde denedi bunu Alimpiyeviç. Bir alan savunması da çıkardı cebinden. Aslında rüzgarı kesti. Yani ya Şengeli'ye formülü çok güzel. İşe yarayacak bir formülü ettik. Zaten yaradı da. Yani. Şengeli'ye riske ettik. Şengeli'ye kötü bir sezon geçirdi. Yani kötü derken kendi şeyinin altında. Standartın neydir altında. Şengeli'ye formülü? Şengeli'nin adamından yardım getirmek. Getirdik. Ve Şengeli'nin özellikle perimetrinin gerisinde şut atmasını sağlayacak boşluğu yaratmak. Bence Bursa Spor adına problemlerden biri de yaydan 26'da 3 atmış olması. Evet. Yani Bursa Spor bu şekilde maç kazanmadı. Yaydan atarak çeyrek kazandı. Çeyrek finalde de, ikinci turda da, yarı finalde de bu maçlarda ciddi şut yüzdesi vardı. Yani. Yine de rüzgarı kessek de yani geri döndük. İki kere altı sayıya getirdik. Evet. Özellikle üçüncü ya da dördüncü çeyrekte Metin'in sağ forvetten attığı şut girse 3'e mi 4'e mi ne iniyordu fark? Orada krize girebilirdi Bologna. Ve işte orada tam da beklediğimiz Teodos için maç satma şutları gelebilirdi. Gelmedi. Yani yakalayamadık. Nefesimiz yetmedi ve ne düşünürsünüz bilmiyorum. Araya girdim hocam. Kusura bakmayın da size sormak istiyorum. Bir soru daha var. Sevdiğim bir soru. Onu sona doğru bırakıyorum. Arkadaşlarımızdan biri sordu. Ama benim sorum şu size. Geçen sene Bologna eğer finali kaybetmiş bir takım olmasaydı bu sene şansımız daha yüksek olur muydu? Kesinlikle. Olurdu. Bence yani, en büyük faktör bu. Gerçekten nasıl final oynayacaklarını çok iyi biliyorlardı baştan sona. Ya bir de şöyle bir şey var. Bir önceki senenin dayak yiyen takımı genelde finali kollanır. Kazanıyor. Ve kollanır yani. O yüzden Hackett'ın gelmesiyle birlikte Unix Kazan karşısında yaşadıkları problemleri yaşamayan bir takım haline dönüştü Bologna aslında bu sezon. Bir de koçları da çok daha iyi bir koç. Yani Scariola, Georgievich'ten çok daha iyi bir koçtur. Bunun da adını koyalım yani. NBA'yi görmüş. Siz pek beğenmiyorsunuz da ben Scariola'yı beğenirim. Bence modern basketbolu takip eden eski nesil koçlardan biri. Takip ediyor. Georgievich'le de kıyaslanmaz ama yani. Georgievich'ten çok daha iyi bir koç. Bir de yani şeyi de koyalım arkadaşlar. Normal sezon MVP'si de zaten Bologna'dan Jayte. Hatta ilk 5'te 2 tane Bologna'lı oyuncu hatta var. Hatta seneye Euroleague'de esip gürlemesini beklediğimiz bir oyuncu Jayte. Evet. Yani çok bir kadro da çok ciddi farklar var hocam. Teodos için fundamental çok özel bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Hani Orçun'larımızda konuşuyorduk. Bodrogo fundamental olan bir oyuncu Teodos için bir oyuncu ama çok da winner bir oyuncu olmadığını özellikle biliyoruz. Özellikle maç sonlarının çok da iyi oynamayan bir oyuncu. Yani oralara kalabilseydi biraz ona üzüldüm açıkçası. Yoksa yani mağlubiyet çok da beklenmeyen bir durum değildi. Mücadele için teşekkür ediyoruz. Özellikle maç 20'ye gitmedi. Alimpiyeviç geri getirdi maçı. Evet. Bu çok önemli. Çok kıymetli şeyler bunlar. Bursa hani böyle yenildik ama ezilmedik romantizmine girmiyorum. Ayakta kalmış takım. Yenildik ama ezilmedik. Ya bu doğru. Ya bu doğru. Ezilmedik. Ayakta kaldık ve deplasmanda iki kere geri döndük. Bu güç farkına hatta Euro Cup'taki kaçıncı takım ki Bursa Spor sıralamada? Güç sıralaması yapsak. Bence ilk 5'te olmaz herhalde. Herhalde ilk 10'da da olmaz. Sezon başı ilk 10'da değil. Sezon başı ilk 10'da değil. Değil. Hadi Rus takımları çıktı vesaire. Hadi 7-8 maksimum yazabileceğin yerler orası. Ona rağmen finalde hatta en önemli ikinci, üçüncü oyuncusundan birini 4 faulle ilk çeyrekten itibaren kaybetmiş bir Bursa Spor bence çok da iyi durdu, sağlam durdu. Yani şut sokamadım. Bir de Hervey'den de bahsetmek lazım. Hasan ekrana getiriyor. O da savunmada Bologna adına bayağı önemli işler yaptı. Evet. Şeyi söyleyelim, Orçun'a bırakacağım. Scariola da hiç Bursa Spor'u hafife almamış. Bayağı Bursa Spor'un ne oynadığına çalışmış. Bursa Spor'un tepe hücumlarının ne kadar kritik olduğunun farkında ve direkt çökerek başladı. Hocam, eğer Obradovic eylediyseniz sizi ciddiye alırlar bu turnuvada. Evet, yani öyle bir durum var. Orçun'a döneceğim. Orçun, sana sorarken şunu sorayım. Bir yorumla beraber soracağım. Şimdi Bursa Spor kazansa önümüzdeki sene Euroleague bileti almış olacaktı. White Card'ı almış olacaktı. Ama diyor ki Mehmet Aydın, Bursa Spor gelecek sezon Euroleague katılma şansı elde etse diğer White Card'la. Sizce gitmeli mi yoksa bir yıl daha Euro Cup'ta mı kalmalı? Gitmeli ya.
Yani Euroleague tabii ki statü olarak her zaman... Bu sorunun altında şey yatıyor bence. Yani yatırımlar, bütçe, acaba zarar mı verir kulübe? İşte henüz o kadar güçlenemeden. Ben bir şey söylemek istiyorum burada. Biz 1950 mi, 54 mi Dünya Kupası'na parasızlıktan gidememiştik. Evet. Onu 50 yıldır konuşuyoruz. Bakın böyle şanslar her zaman gelmez. Bursaspor tarihinde bir daha gelecekte Euroleague oynayamayabilir. Bu arada bunu da söyleyeyim. Anadolu kulübü olarak Euroleague'e katılacak. İlk olacak. Kulüp olacak. Bu o yüzden şans kaçmaz. Çok büyük bir şans. Çok büyük bir fırsat. Bence öyle bir saniye. Fırsat olursa... Karşıyaka oynadı mı? Doğru, Karşıyaka oynadı. Karşıyaka oynadı. Orada hatalı bilgi vermeyelim yani. Karşıyaka oynadı. Ki Karşıyaka'nın önümüzdeki senelerde ne kadar zorlandığını da gördünüz. Aynen bütçe öyle. Bütçe olarak yani. Ama gene de çok ciddi ve önemli bir fırsat. Bence eğer öyle bir şans gelirse her şekilde değerlendirmek lazım. Yani gerekirse başka sponsorlar da bularak... takım bütçelerini arttırarak ve fedakarlık yaparak, oyunculardan belli başlı bazı özellikle fedakarlıkları isteyerek. Sponsorları zorlayarak. Evet yani mesela Onur Akbitim'le 2 yıllık yeni kontrat çok, mesela çok önemli, değerli. Çok önemli. Yani muhtemelen Metin de kalacak, Ömer Utku da kalacak diye düşünüyorum ben. O yüzden bir de yani o oyuncu havuzunda çünkü iyi bir nüvesi var, iyi bir şu an elinde oyuncu grubu var. Onları geliştirerek Euroleague yapılabilir. Ben maçla ilgili şunu söyleyeceğim. Yani maçta maalesef yani evet Scariolo maça çalışmıştı. Özellikle o backcourt'ta Bursa'nın o etkinliğine, dominantlığına bir kere çok iyi hazırlanmış. Yani o özellikle ikili oyun sonrasında Bursa onu çözmekte çok zorlandı. Ancak üçüncü çeyrekten sonra ona adapte olabildi. Yani ilk iki çeyrek zaten çok fazla top kaybı yaptı. Hele maç başı yani çok konsantrasyonu da bozan bir yapısı var. İlk çeyrek 7 top kaybı yaptı. Ve ilk çeyrekte 7 top kaybı yaparak zaten oyunda kalmak çok zor. Yani orada marj biraz açıldı ve ilk yarı daha 11 top kaybı vardı zaten Bursa'nın. Maçı 14 top kaybıyla tamamladı. Yani orada ikinci çeyrek o tepedeki baskıya ve işte Scariolo'nun o ikili oyunlar sonrasında getirdiği o hani ikili sıkıştırmalara, traplere, yardımlara adapte oldu ama orada Bologna tabii yani iyi dövdü. Bunu söyleyelim. Hatta ben birazdan belki Hasan getirir. Kendi aramızda Hasan Orçun'un isteğini rica etsem ekrana getirebilir misin? Yani bayağı dayak attılar evet. Gerçekten. Evet yani. Trinkieri dayağı gibi. Bir bayağı Trinkieri dayağı, Bayern dayağı yedi Bursa Spor. Yani maalesef orada işte Andrews'un oyuna girememesi tabii işleri Bologna tarafına değiştirdi. Yani onu soracaktım. Andrews'un girememesi bir Needham'ın erken faul alması olabilir değil mi? Yani orada yani bir yok, kere... Yok finali kaldıramadı bence. Yani şunu söyleyelim. Evet burada işte ölümlü dünyadan bir kare bu. Aslında bir burada plan. Ben başka ilde mi yedim geldim? Evet yani hani biraz Bursa Spor'un maç sonundaki durumu buydu. Yani hakemler de sertliğe olabildiğince izin verdi ve açıkçası biraz Bologna'yı da ittiler. Bunu sadece da hakeme lazım. Bağlanacak bir maç olmamakla değil, beraber değil. Sertlik dozunda Bursa'ya daha az tavizleri vardı. Aynen bunu söylemekte. Yani Bursa yine kazanamayacaktı muhtemelen. Ama şöyle bir şey olacaktı. Üçüncü çeyrekte falan dönecek alan kalacaktı. Yani nefesimiz yetmedi. Mesela maçı eşitleyemedik. Bir de bir şey ekleyeyim ben. Orçun'un söylediği o tepe tuzakları önemli. Olympiakos'a gelince de konuşacağım. Tepede Blitz'i aşmak her gardın harcı değil. Yani Andrews onu yapamadı. Bir de finalde yapmak abi çok kolay değil. Abi ilk finali bir de yani. Hani orada yani birçok oyuncunun orada. Şimdi Bologna'nın kadrosunda Euroleague finali görmüş oyuncular var. Finali kazanmış Euroleague şampiyonu olan oyuncular var. NBA şampiyonu olmuş bir isim var. Yani Scariolo gibi NBA'de asistan koçluk yapmış. Yani çok büyük bir tecrübe ve yetenek farkı var şimdi. O yüzden hani Andrews'un ya da Holland'ın bu hani Bursa'yı buraya taşıyan oyuncuların orada tıkanması ya da heyecan... Ya maça çok heyecanla girdi. Bunu söyleyelim. Bursa'nın yaptığı top kayıplarının yarısı tamamen orada ne oynayacaklarını bulamamak ve düzenin bozulmasıyla alakalı. Yani orada Alimpiyeviç 3. çeyrekte önemli bir koç dokunuşu yaptı. Yani alan savunmasıyla Bologna'yı bozdu. Yani Bologna'nın o ritmini bozdu. Orada yapılması gereken şey şuydu. Keşke maç başından o yapılsaymış. Onu düşündüm yani. Daha fazla Arsu oynayarak belki bence Bursa maç içinde üretti onu biraz belki. Belki maç içinde de üretmiş olabilir. Yani keşke maçın başına da daha fazla hani o pick and roll'lar ya da o ikili oyunlar yerine
daha fazla Holland'ın, Andrews'un ya da Needham'ın birebirlerini daha fazla kullansaymış. Yani orada biraz şeye aldandı gibi Orçun sanki. Hocama sözü vereceğim, hocam da istiyor da. Ya birebir de gerçekten fiziksel kalitesi çok iyi bir takım Bologna. Evet. Ya hani tepede... Hackett'la başlayan, Wims'le devam eden, işte Jaitehle devam eden. Yani bench'ten de çekiyor. Bench'te de var aynı şekilde. Yani birebir de kaldığınızda gerçekten fiziksel olarak Bursa'dan ya bir kalıplı duruyorlar yani kalıplı. Sahi ama içinde de. Ama ikinci yani. Yarıda şunu yaptı Olimpijevic. Orada yani Theo'nun ya da Bellinelli'nin adamı üzerinden yani screen'de adam değişip zayıf taraftan mismatch yaratıp o yani daha zayıf guardların üzerine atak ettirerek oynadı. Keşke maçın başına da bu çalışsaydı. Yani orada çünkü Hackett gibi ya da işte ama işte maçın başında Payola'ya falan atak edemiyorsunuz. Maçın başında evet. Hackett bindi sizin. Bindi. Aynen yani. Öyle. Biraz orada fiziksel bir güç farkı oluştu. Ama gene de yani Bursa'nın buna rağmen mesela soyunma odasının 10 sayı farkla gitmesi çok büyük bir yani fırsattı orada. Ezilmedi yani ve maç 2-3 kere Bologna tarafında kırılmaya gitti. Yani 15'lere, 16'lara gitti. Bursa orada 7-8-0'lık seriler yakalayarak dönmeyi bildi. Yani hep böyle 7-8 bandında tuttu maçı. Maç sonunda da 2-3 kere fırsat geldi şimdi Bursa'ya. Yani işte Metin Türen'in o şutu mesela sağ forvetle attığı şut girseydi başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ya da Onur Alp'in tepede attığı screen üzerinden attığı bir şut vardı mesela. O girse başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ki bence Onur Alp özelini bu maçı yani gerçekten kendisine teşekkür etmek lazım. Üçüncü çeyreğin sonundaki o bir tane pull-up'ı falan oyunda tuttu. Pull-up üstü bir tane üçlük attı mesela. Yani Bursa'nın... Onun da Wims'le birebir de sürtüşmesi oldu sanki. Yani çok konuştular birbirleriyle maç içinde yani. Yani işte guardlarından alamadığı katkıyı başka oyunculardan almayı başardı Bursa ve oyunda da kaldı. Ya bir de Bologna'nın spacing'inin iyi bir takım olduğunu hatırlatalım. Yani Bursa Spor diğer takımları üçlük yüzdesinde düşük seviyelerde tutmayı başarmıştı ama Wims'i falan en köşeye atınca bir de Teodosic gibi pasın pasını falan. Aslında şunu söyleyeceğim. Bu konuyla ilgili size şunu vereyim. Bursa Spor tam 5 farklı oyuncusundan 6 tane üçlük attı. Evet. Bologna ise tam 3 farklı oyuncusundan 9 üçlük buldu. Evet, yani aslında çok fazla oyuncu da çıkaramadılar. Yani Şengel'in üçlü girmedi. Hackett atmadı. Aslında atabilecek oyuncuları atmadı yani. Atamadılar. Ama 9 Bursa Spor'da işte. Da 5 oyuncudan katkı buldu ama adedi artmadı onların. Ve aslında bizim sanki daha fazla şut atacak oyuncumuz vardı maç içinde. Aslında bu da bir belki o spacing'den sizin alanı açamadığımıza bir örnek gösterebilir. Açamadık. Yani. Bir de şeyi eklemek istiyorum. İki tane soru sordu bana Bursalı iki tane arkadaşım. Şey dediler abi daha önceki finalleri kazandık. Hani Darüşşafaka ve Galatasaray finallerini kazandık. Bunu da kazanmayı bekliyoruz demişlerdi. Ben de dedim öyle bir beklentiye girmek çok iyi değil. Çünkü birincisi Bursa Spor o dönemki Galatasaray ve Darüşşafaka kadar iyi bir takım değil. Yani 2022 evet. Bursa Sporu 2016 Galatasaray'ından daha iyi bir takım değil veya işte bu o dönemki Darüşşafaka'dan daha iyi takım değil. Daha da kötüsü Bologna Strasbourg değil. Yani Bologna çok güçlü bir takım. Yani oranın favorisi Bologna'ydı. Bir de bir soru daha geldi. Belki Bursalı arkadaşlar merak ediyordur. Birkan Batuk niye oynamıyor dedi bir arkadaşım bana. Yani bence Koç Olimpijevic'i... Burada Birkan da çok ciddi bir sakatlıktan döndü. Evet. Olimpijevic'in ben bu kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi şunları kararını. Sorayım size. Yorumlarda sevgili arkadaşlarımız da katkıda bulunuyorlar. Emrah Çolak demiş ki hücumlara çıkarken Needham ve Andrews'un yapmış olduğu basit hataların sayısı fazla olunca boş dönük farkın çok yükselmemesi takım olarak yapılan savunmadandı diyor. Doğru. Ben Emrah orada Çolak. Şeyin büyüğünü Dudzinski'ye yazıyorum savunmada. Yine ki beklemiyordum bu kadar. Şey bir tartışma var. Mehmet Aydın Bologna yerine Valencia'ya gelse rahat yenerdik bence diyor. Ya şimdi rahat yenmek başka. Valencia iyi takım bence de güçlü diyor. Fantastik. Bence Beats. Finalde rahat yenmek diye Beats. Bir şey aynen. Yok ya yani. Yenebilir herhangi ama. Bir takımı Valencia rahat yenmek değil de. Neticede. Şimdi Bologna yerine Valencia'yı ben de tercih ederim. Ben de isterim. Hatta böyle aç bir Bologna yerine daha doymuş Euroleague'e daha evet, evet. Daha fazla gitmiş. En azından Euroleague kartı almadığında taraftarları hücum etmeyecek, linçlenmeyecek bir takım Valencia ve bu kadar yani şey olmayabilir. Buradaki de, tutkuyu evet, görüyorsunuz. İşte Teodos için çok gerçekten ikonik bir fotoğraf olabilir bu Bologna yani için. Bir de İtalyan taraftarlar hissi çok iyi fotoğraf. Çok açlar başarıya hem basketbolda hem de şeyde onu da söyleyeyim araya sokmak istiyorum. Formula 1'de de çok açlar. Yani İtalyan taraftarlar başarı istiyorlar ve takımlar da buna göre hazırlanmış durumda. Teodos için bu fotoğrafı bayağı güzel. Bologna'nın salonunu gördünüz yani. Hani full, bu arada çok iyi bir atmosfer. Rejiye biraz kıl oldum maç esnasında da böyle saçma sapan işte kameranın pan hareketi falan vardı. Evet. Kamera oynuyordu. Hı-hı. Sürekli
işte Bologna'nın bench'inden bazı planlar akıyordu falan filan. Yani, çok iyi bir yere kurmamışlar kamerayı. Ben evet, yani tuhaf bir rejiydi. Ama maç içerisinde o ateşi görüyordunuz. Yani salonda iğne atsanız yere düşmeyecek bir ortam vardı ve Bologna hazır yani Euroleague'e. Ve transfer de konuşuluyor. Evet, yani hatta 23 milyonlardan 26 milyona çekip birkaç oyuncu ayrılıp 3-4 tane oyuncu ekleyebilir Bologna ve bazı isimler konuşuluyor. Yani Jan Braun konuşuluyor, onun Monaco ile anlaştığı söylenmişti. Sanki, Bologna için Jan Braun çok konuşulmaya başladı. Herhalde Monaco anlaşması daha kesin değil. Ama Jan Braun gelirse bu takım ciddi yarışmacı. Jan Braun adını şeyde de duydum. Euroleague Space açtı. Evet. Euroleague spikerleri falan katıldı. Orada da o Jan Braun adını duydum. Yani okuduğumuz insiderlardan haberlere göre aynı zamanda Jan Braun'un yanında bir de Militinov hamlesi de olacakmış Bologna'dan. O yüzden yani iki tane çok şu an ben pazarda önemli Jordan oyuncu. Mickey okudum yine aynı piyasada. Jordan Mickey Efes'e çok keşke uygun. Yani Türkiye'ye gelse Efes'e veya Fener'e çok isterim. Efes'e getiremediğimiz oyuncular yapısına o yani. Efes'e çok uygun bir uzun. Yani umarım Jordan Mickey görülür. Şimdi Clyburn diyorduk en son. Clyburn'la ilgili çok ciddi iddialar var. Şöyle söyleyeyim, yalanlanmadı. Evet. Yani hani o yüzden... Çok zor tabii Clyburn'u getirmek için. Ben Fenerbahçe ile de okuyorum. Ve Fenerbahçe ile olma ihtimali Itudis olursa iyi olmasın olur. Yani. Itudis'in Fenerbahçe'yi imzaladığı takdirde... Bu arada Dedas geliyor. Itudis dediğin evet. Aklıma geldi. Dedas da evet. Anlaşılmış yani Itudis'in yardımcı antrenörü. Bu sinyali aslında. Evet. Bu evet Itudis geliyor sinyali olabilir Fenerbahçe adına. Serhat Yusuf Kara... Fenerbahçe transfer geliştirmeleri konuşulacak mı bugün demiş. Bugün yayınımızın sırasında yok ama ara ara bundan bahsediyor olacağız. Herhalde en sıcak gündem Itudis ve geçen haftaki programımızda konuştuk. Ardından da Itudis'e haber. Ben bu hafta Clyburn haberini gördüm ama ya tabii henüz çok erken. Lig daha yeni bitti. Itudis imzalamadan Fenerbahçe'nin transfer yapacağını düşünmüyorum. Itudis'ten sonra bol bol konuşuyor oluruz. Yani zaten şurada sezon sonuna çok bir şey kalmadı yani. O yüzden... Bu arada şeyi de söyleyeyim. Bursaspor Fenerbahçe ile oynayacak. Türkiye Ligi eşleşmeleri çok keyifli. Bence Bursaspor'un bir şansı var Fenerbahçe karşısında. Karşıyaka Efes de başladı ve 1-1 şu an. Bence Bursaspor dün çok sert bir maç oynadı. Evet, içeride çok iyi bir maç oynadı. Efes'i yani. Final Four öncesi çok da çıkmak istemeyeceği bir maçtı yani. O yüzden 3. maç ertelendi. 3. maç ertelendi şu an. Yani hani bu arada Bursaspor'a tekrardan çok teşekkür ve tebrik ederek Bursaspor'u alkışlıyoruz. Ben gerçekten bu seneki başarılarını çok ayrı bir yere koyuyorum. Fruit de ekstra Bursaspor'un. Elinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi konumuz Perşembe günü başlayacak olan Euroleague Final Four'u. Bütün sezon burada Euroleague konuştuk. Bu arada ben hala Perşembe oynanacak olmasına alışabilmiş değilim. Yani niye Perşembe abi? Yani normalde Cuma oynanıyor. 20 yıldır Cuma oynanan maç niye Perşembe alınmış? Buna bu arada bir bilgi var mı? Will Clyburn'la gerçekten transfer görüşmeleri başladı mı diye sormuş Fantastic Beats. Transfer görüşmeye başladığına dair bir şey yok. Sadece Twitter'da bazı insiderlerden ben böyle bir ihtimal olabileceğine dair bir haber okudum diyorum sadece. Ve bu kesin bilgi de değil aslında. Itudis imzalamadan hiçbir şey bilemeyiz. Onu söyleyeyim Fenerbahçe adına. Perşembe günü Final Four başlıyor. Ve çok Orçun'un dediği gibi alışılmadık. Cuma pazardan ziyade Perşembe cumartesine çekilmiş bir Euroleague Final Four'u. Perşembe günü saat 7'de Anadolu Efes Olympiakos saat... Yanılmıyorsam 21'de Real Madrid Barcelona maçları var. 22 mi? Bakayım şimdi. Hemen bakıyorum. 22. 19 ve 22'de. Bu şey gibi oldu. Eskiden maç biter diğer maç başlardı. Okul maçları falan. Hmm. Öyle bir şeye soktum ben. Saat 10'da El Clasico var Barcelona Real Madrid. Ve cumartesi günü de önce yarı final. Önce üçüncülük maçı. Sonrasında da final maçı oynanacak cumartesi akşamı. Yine aynı saatlerde olacağını tahmin ediyorum. Perşembe günü oynanacak bizi yakından ilgilendiren hatta en çok ilgilendiren bu sezonki tek Türk temsilcisi olarak Final Four'da Anadolu Efes Olympiakos'la karşılaşacak. Olympiakos eşleşmesini playoff'ta çok istemiştim ben. Hatta burada keşke Olympiakos olsaydı, Olympiakos olsaydı dediğimi hatırlıyorum. Ama Final Four'da Efes yarı finalde final öncesi Olympiakos'la eşleşti. Hocam şimdi genel bir önce yorumunuzu yani Perşembe gününe yaklaştık. Efes'in ne durumda görüyorsunuz? Karşıyaka maçları da oynanıyor. Olympiakos maçını nasıl değerlendiriyorsunuz kafanızda oynadığınızda? Başlangıç seviyesi şey için evet. Söyleyeyim. Yani detaylı konuşacağız. Ben Larkin ilk maçta bir iki sakatlık geçirdi ama daha sonra çok oynamaya devam etti. Çok ciddi değildi bu arada. Ben ciddi korktu. Herkes korktu evet. Bir yani. Efes'in şu an sağlıklı kalması önemli. Benim merak ettiğim husus şu.
maç deplasman maçı olacak. Adını koyalım. Yani Belgrad'da deplasman maçı oynayacak Efes ama oradan çıkabilir. Salonun yarısı. Yani en az yarısı bu arada. Çünkü Sırplar da Olympiakos'u tutacak. Onu da ekleyelim. Muhtemelen. Sırplar da Olympiakos'u tutacak. Yani bunu şey gibi düşünün. Bir Azerbaycan takımı olsa nasıl hani bütün Türk taraftarları onun gibi yani. Bayağı yakın bir ilişki var. Boboa'nın %100 ile oynamayacağı söyleniyor Final Four'da. Bu bence kritik. Yani çünkü Efes'in 3. bir skorer ele ihtiyacı olacak. Normal sezonda durum 1-1. Ya ama Efes daha iyi takım. Normal sezonda yani, Efes içeride 88-69 kazandı içeride. Çok yani gerçekten Olympiakos'un zaten deplasman karnesi çok zayıf bir takım Olympiakos bu sezon. Ama deplasmanda uzatmaya giden maçta 89-87 kaybeden bir Efes var. Sulukas'ın son saniye bastı. Yani çok zor maç. Final Four'da kolay maç diye bir şey görmüyorum ben. Ama bence sözü söyleyecek olan şey Anadolu Efes'in oyun yapısı olacak. Yani bu maçın belirleyicisi Belgrad'daki taraftarlar ve Efes olacak. Özne bence Efes. Yani Efes kazanacak ya da kaybedecek. İlk izlenimde taraftarın etkili olacağını düşünüyorsunuz. Çok kötü bir yorum oldu. Kazanacak ya da kaybedecek derken şunu söylüyorum. Olympiakos kazanır demiyorum. Efes kaybederse kaybeder. Yani ipler yani bence Efes'in elinde. Efes ya verecek maçı. Şu an izleyen basketbol seyircileri ve Anadolu Efes taraftarları hoca keşke Olympiakos kazansa diye olabilir. Bilmiyorum. Ha tersi çıkıyor. Totem diye. Bilmiyorum, ben ama ipleri Efes'te görüyorum. Yani bu maç Efes'in elinde kendi verecek ya da vermeyecek buna bakacak. Çünkü Olympiakos'un Efes'ten maç sökecek kadar güçlü bir takım olduğunu düşünmüyorum. Değiller. Orçun, senin ilk izlenimin nedir Perşembe öncesi? Nasıl bir maç bekliyorsun öncelikle? Yani genel tabloda. Birkaç şey salonun yarısı yani. Kırmızı. Mesela hocam güzel bir şey tasvir etti. Salon apokalips öyle, bekliyorum. Salon gerçekten Olympiakos'a yakın ve kırmızı olacak muhtemelen. Ya bir de öyle olmasından ziyade maalesef yani satılan biletlerde de görüyoruz çok az bir Efes serisi olacak gibi gözüküyor. Yani salonun %5, bak, %6. Bunu sonra insanlar şey diyor Efes'in taraftarı yok falan diyor. Hayır, hayır satılan biletten. Evet. Satılan biletten evet. Bahsediyorum yani. Tamam işte hani, onu diyorlar yani taraftarınız mı yok niye bilet alamıyorsunuz falan hayır, diyor insanlar. Onunla alakalı ya bunun bir sürü sebebi olabilir. Ekonomik sebepleri de var. 3000 yani. Dolar değil mi iki kişilik paket? 3000 euro. Ya şu an bunu söyleyemez kimse çünkü Anadolu Efes bu sezon en çok seyirciyle maç oynayan evet, takım yani. İçeride zaten rekor üstüne rekor kırdı yani 15.000 küsürlerde. Hele playoff maçlarında çok enteresan rekorlara gitti. Ben şunu bekliyorum yani ben Togan kadar net bir Efes üstünlüğü beklemiyorum bu ben maçta. Ben öyle bir şey demedim. Nasıl demedin? Efes daha iyi takım dedim. İpleri elinde dedin ama. İpler elinde ama bunu verme potansiyeli de var dedim. Maçın ben, öznesi Anadolu Efes'tir dedim. Efes vuracak, geçecek, kıracak demedim. Özne Efes'tir dedim. Tamam. Ben de daha yakın bir maç bekliyorum. Yani Efes'in kıracağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Yani kırabileceği bir maç olduğunu düşünmüyorum. Ben de kırabileceği maç ama, demedim. Ama adam beni dinlemiyor resmen ya. Ben de öyle bir şey demedim. Abi Efes 20 atar falan dedim mi ben? Demedin. Ama maçı Efes belirleyecek dedim. Dedim mi demedim yorumlarda söyleyeyim. Dedi mi, kaybedebilirdi ama Efes belirleyecek dedim. Tamam. Ben yani burada detayları konuşurken zaten tabii. Açacağız. Olin'in de bir şansı olduğunu düşünüyorum. Takım evet. Kimyası dolayısıyla. Kesinlikle. Ama yani burada belirleyici olacak. Evet yani orada sana katılabilirim. Yani Efes'in guard ikilisi galiba belirleyici olacak. İkiniz de Efes'in maçın favorisi olduğunu söylüyorsunuz. Ben mi yanlış anladım? %55-45 diyebilirim. Program sonuna doğru konuşalım. %55 yani söylediklerinizden bu çıkıyor hocam. Yani. Evet öyle değil. Şimdi ben de şöyle bir şey yapalım. bu sezonun genel istatistiklerini hazırladığımız hocamın emeğine sağlık. Bir görselimiz var. Onun üstünden takımların bu sezonki performanslarına bakalım. 2021-2022 Euroleague sezonunda Anadolu Efes ve Olympiakos'un Anadolu Efes 81.7 sayı üretirken Olympiakos 80.4 sayı üretiyor ki 80'i geçen iki takımdan bahsediyoruz. 32.5 rebound, 33.1 rebound Olympiakos'un bir üstünlüğü var. 17'ye 17.3 yani yakın bir asist ortalaması. 6.4'e 6.3 yakın bir top çalma. Birazcık Dunstan etkisiyle blokta 0.3'lük Efes'in 2.7 ile üstünlüğü var. Ve verimlilik puanında neredeyse birbirine aynı. Efes'in 1.5 puanlık, 1.7'lik bir üstünlüğü var. 94.9. Efes'in şeyi de etkili. Çok böldüm özür diliyorum da Milan serisi de etkili oldu onu da söyleyeyim. Tabii yani. Ki ya bu sezon ya Milan maçı da dahil olmak üzere bu takımların çıkardıkları istatistikler, enel başlıca istatistikler yani genel istatistikler bunlar. Ki aslında çok da birbirine uzak olmayan iki takım istatistiğinden bahsediyoruz. Ama aslında oyun yapıları bayağı farklı. Evet ona rağmen. Yani detaylara geçelim mi? Geçelim mi? Geçelim bence. Şimdi
Bir kere bilinen şeyleri hatırlatmakta fayda var. Çünkü basketbol birazcık basit bir oyun ve rakibinizi tanımanız gerekiyor. Anadolu Efes'in ne oynadığını bütün Euroleague biliyor zaten. Tepe piken rolü üzerinden hücum oynamaya çalışan bir takım. Guardlarıyla oyunun egemenliğini almaya çalışacak olan bir takım. Olympiakos'u biraz tanımak gerekiyor. Şimdi Olympiakos çok iyi bir takım. Bence Euroleague'in takım oyununu en iyi oynayan takımı. Bunu, yani Madrid'in de önündeler bence. Yani çünkü kadro kalitesine göre çıkardıkları iş anlamında Final Four'un en iyi takımı. Ama genel anlamda en kötü takım olduğunu söylüyorum. Yani ona rağmen, kadro kalitesine rağmen çok iyi iş çıkarıyorlar. Dolayısıyla bu tip takımlar çok tehlikeli takımlardır aslında. Süper yıldız eksikleri olsa da size sürekli sorun yaratabilirler. Maçtan düşmezler. Olympiakos maçtan düşen bir takım değil. Sürekli yapışan bir takım ve Efes'ten çok daha iyi bir savunma takımı. Takım savunması çok daha iyi. Çünkü tepede Volkov'la başlayan, arkada Foll'la, Vezenkov'la filan biten bir savunma hattı var. Bu hattı geçmek o kadar kolay Papa değil. Papanikolaou keza. Şimdi Sulukas bench'ten geliyor. Bunu biliyoruz sezon boyu ve Bartsokas'ın bu sene yaptığı en iyi şeylerden biri Sulukas'ı Obradovic gibi 30 dakika oynatmak yerine 24 dakikada oynatıp bench'ten getirip daha yorgun bir savunmaya karşı oynamasını sağlamak ve Sulukas en iyi sezonunu oynadı. İkincisi, yani Obradovic oynattığında 4-5 yaş küçük olduğunu söyleyelim Sulukas'ın yaş olarak. Sulukas 21 yaşında da olsa 30 dakika oynamaz Euroleague'de. Belki bunun etkisi vardır 24 dakika düşüşünde. Yani bu taktik tercihinden bence ziyade. Bence bu tercihi Obradovic'den iyi. Yani Obradovic'e de Allah gözüyle bakmayalım canım. Yani bir şey yanlış olabilir yani Obradovic. Doğru o yani. Kullandığı zamanlar da vardır. Yok, bence Sulukas'ın 30 dakika oynaması kariyerin hiçbir yerinde doğru değildi. Hadi açıyorum. Ben Sponis değil bu arada. Tartışırız. Togan'a katılabilirim. Yani Sulukas ikinci guard ya da tamamlayıcı tarafta oynadığı zaman, yani direkt ipleri eline almadan oynadığı zaman daha iyi verimlilik veren ve daha iyi oynayan bir guard. Şeyi düşünelim şimdi birazcık bu takımın şeyi getirdi. Hasan ikinci görseli de bizden önce ekrana attı. İki takımı karşılaştırdığımız yine Anadolu Efes ve Olympiakos'un yıldızları olarak Larkin ve Vezenkov'u öne çıkardık. Güçlü yanları Efes'in guard ikilisi, Olympiakos'un takım kimyası dedik. Potansiyel X faktör oyunculara Tibor Plyce ve Shaq McKissic diye, ki McKissic'in playofflarda ne kadar etkilediğini, Plyce'ın da Milan serisini nasıl koparıp aldığını gördük. Zayıf yanları reboundlar Efes'te, süper yıldız eksikti Olympiakos'ta. Ya bunlar herhalde Vezenkov'un da henüz süper yıldız seviyesinde sayılmamasıyla ve Sulukas'ın da oraları süper yıldız seviyesinde oynayamamasıyla açıklayabiliriz. Kritik noktada hücum verimliliği. Efes adına ne kadar verimli hücum ettiği, Olympiakos'ta da tepe savunmasında özellikle guardlara geçişinde nasıl yaptığı çok etkili olacak diye düşünüyoruz biz dip çizgi ekibi olarak. Hocam buradan devam edecek olsan. Devam edelim. Şu ekranda gördüğün en çok ne tedirgin ediyor seni Efes'e karşı? Efes'e karşı en çok tedirgin eden şey takım kimyası benim için. Yani Vezenkov Efes'i yenemez. Tek başına maç falan kazanamaz Vezenkov. Takım kimyası ve birazcık da Orçun'la yayın öncesi konuştuğumuz Volkap'tan biraz açıkçası hiç bunu söyleyeceğimi düşünmüyordum ama Volkap komple bir paket olmaya doğru ilerledi bu sezon. Çok iyi savunma yapıyor. Sahadayken Mike James'i falan nasıl yediğini gördük. Ona dair bir istatistik. Kendi skorunu da veriyor. İkincisi Vezenkov Volkap'la birlikte oynarken çok daha savunmacı bir takım haline dönüşüyor Olympiakos. Bu bir kere problem olacak. Bir de Volkap 2 sene önceye göre, Zagiris sezonlarına göre çok daha iyi bir sağ yöneticisi. Orçun'un Volkap'la ilgili bir istatistiği vardı. Onu merak ediyorum ben. Ya, hocam sözümüzü kestim. Bu arada yani aslında Olympiakos'a dair yani peer lideri ya da istatistik lideri işte Vezenkov ya da Sulukas gibi gözükse de aslında oradaki asıl parça, takımın motoru Volkap. Bunu da en son işte Monaco serisinde çok net gördük. Yani floor shift edilerek deneyebilecek bir noktada. Çünkü Thomas Volkap hani parke generali. Evet, parke generali olarak yani işte hani sezonu zaten iyi geçirdi bu arada. Yani komple paketten kastın doğru aslında. Çünkü rebound, asist ve sayı yani ortalamalarıyla dikkat çeken bir noktada ama Monaco serisinde mesela direkt artı eksi de en çok fark eden oyuncuydu ve 5 maçta Volkap sahadayken Oli mesela artı 54 yazdı ve hani son maçta da Volkap'ın direkt oyunu koparan bir performansı vardı. O yüzden Volkap aslında Volkap iyi oynadığında Olympiakos kazanıyor ya, yakın bir formül var yani. Kesinlikle. Evet, yani oradaki katma değer artıyor yani Olympiakos adına. Orada fark yaratan unsur Thomas Volkap. Şu iğrenç fotoğrafı olmasaydı her şey çok daha yolunda olacaktı Volkap adına. Ama bence şeyi eklemek istiyorum. Bence Volkap maçı getirebilir ama
Efes'in yapması gereken kritik şeyleri ben burada kendimce not aldım. Onları vermek istiyorum. Artık bir Volkup'la ilgili bir şey daha söyleyeyim. Volkup'un bir özelliği daha var. Usage rate'de takımın yani işte Sulukas ve Bezenkov kadar top kullanmıyor ki. İşte Sulukas takımın en çok top kullanan oyuncusu. %26'larda kullanıyor. 24 dakikada bunu yapabiliyor. Evet ve hani Bezenkov orada %24'lerde yani. Hani Sulukas'tan sonra o var. Sonra Tyler Dorsey falan Dorsey geliyor. Dorsey de en az Bezenkov kadar potoya bakıyor. Evet. Yani. Tyler Dorsey geliyor falan. Yani takımın en çok top kullanan oyuncularından biri değil Volkup. Değil. Ama yani True Shooting'de takımın en iyi oyuncularından birisi veya orada önemli, çok önemli bir katkısı var işte. Yani o yüzden Volkup gerçekten Orçun bunda biraz şey etkili. Volkup'un genelde şut tercihleri değil de Volkup'un potaya gidişlerde çok etkili bir oyuncu ama olması. Ama sezon yani perimetrede de iyi bir yüzdeyle oynuyor. Onu mutlaka da söylemek lazım. Ama hani daha çok tercih ettiği sayılar boyalı alana girip özellikle evet, uzunların zayıf tarafına hücum ettiğinde. Aynen. Sağda kaldığı dakikalarda çok top kullanan oyunculardan birini de ben söyleyeyim. Sürpriz bir isim Hasan Martin. Evet. Sağdayken evet, top kullanıyor Hasan Martin. Bence Efes'in yapması gereken şeyleri ben burada tek tek çıkardım kendimce tabii. Ergin Hoca daha iyisini çıkaracaktır muhtemelen. Birincisi Tyler Dorsey çok güzel maç satma potansiyeli olan bir oyuncu. Şahane. Yani Dorsey'nin ilk iki şutu girmezse o böyle şut atmaya zorlamaya devam edecek ve Dorsey alev alarak başlamazsa atana kadar atıyor. Atana kadar atacak ve orada biz kazanabiliriz o eşleşmeyi. Şu da var çok güzel. Baktım Dorsey Sulukas'la beraber takımın en çok top kaybı yapan evet, ismi aynı zamanda. Evet. Yani top elden verdiği bir sürü de top var Dorsey'nin ki ya Monaco serisinde de top kayıpları damga vurdu. Yani Efes'in Dorsey'nin aklına girmesi lazım. İkincisi Monaco maçını çözen ve hatta bence sezon içinde çok kötü maçlar çıkarsa da Efes'e karşı bir Beşiktaş maçı olan, o yüzden McKissic'i oraya yazdık. Evet. McKissic'in penetrelerini savunmak zorunda Anadolu Efes. McKissic'in penetreleri mutlaka savunmalı. Öyle, bunu garip, öyle garip bir oyuncu ki çok yakından garip tanıdığım için söyleyeyim. Özellikle potaya gittiğinde ve skor ettiğinde şutu da geliyor. Evet. Yani eğer hiçbir şey yapmayıp sadece şut kaldırsa gerçekten kötü bir şutör olarak da adlandırabilirim yani. Hatta yüzdeleri o kadar iyi de değil zaten ama gününde olduğunda yani özellikle potaya gidip verim aldığında şutu da girmeye başlıyor. O yüzden onun momentuma girmesine, onun ritim bulmasına engel olmalıyız biz. McKissic ve Dorsey dışında biraz takım yapısına da ilişkin birkaç bir şey eklemek istiyorum izninizle sevgili yorumcular. Birincisi Sulukas'ı orta mesafede dirsekte asla hafife almayacağız. Yani Sulukas'ı biz çok eleştirdik. Sulukas bir takımın birinci gardı olursa sorun olur. Savunmada ayakları aksıyor. Patlayıcı gard değil, modern gard değil ama bu oyuncunun çok iyi bir pasör olduğunu ve çalışarak adamın hakkını verelim. Benim favori oyuncularından değil ama adamın hakkını verelim. Orta mesafede sol dirsekte Euroleague'in belki de en iyi gardı. Evet. Larkin'den falan daha iyi sokuyor orta mesafeden. Onun savunulması lazım. İkincisi Olympiakos hücum ederken sağ dip köşeler. Vezenkov'un filan Dorsey'nin ya da çarpı koyduğu yerler. Evet, oraları da çok iyi savunmak gerekiyor. Bunlar Olympiakos'un sol dirsek ve sağ dip en çok skor bulduğu alanlar. %48 falan. Özellikle evet 48 filan. Penetre sonrası sağ dipe verilen pozisyonlarda mutlaka Anderson'ın filan el göstermesi lazım. Ya da Moerman'ın oraya doğru yardıma gitmesi lazım. Ve gelelim şeye. İki tane benim seçtiğim. Olympiakos'un bir sürü maçını izledim ve dikkat edilmesi gereken veya atak edilebileceği şeyler Anadolu Efes'in. Birincisi Olympiakos pick and roll oynadıktan sonra özellikle Kostas Sulukas sahadayken bu foul. Evet yani o topu çok seviyor. Bir uzunla pick and roll oynadıktan sonra kanattaki iki oyuncu içeriye doğru kat ediyor. Yani dört kişi birden tepeden atak ediyor kanada doğru ve genelde oradan sayı çıkarıyorlar. Yani pick and roll ve katı aynı anda kullanıyorlar. Efes burada problem yaşayabilir. Çünkü hem pick and roll'ü savunma çok iyi değil Efes'in. Hem de kat eden oyuncular 4 kişi birden hareket halinde olunca Efes savunması biraz aksıyor. Yani komple bir hücum takımına dönüşüyor orada. Yarı saha için söylüyorum Olympiakos'un. Dolayısıyla pick and roll sonrası katlar kritik. Çünkü bunu çok kullanıyorlar. Sulukas sahadayken bunu göreceğiz. İkincisi tepede blitz getirmeyi seviyor Olympiakos. Evet. Yani o garda baskı, bazen show up'la bazen ikili kısa sıkıştırmasıyla forvetten getiren yardımları seviyorlar. İşte burada Larkin'in ve Mitsic'in deliciliğine ihtiyacı var Efes'in. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Mitsic ve Larkin bunu paramparça edebilir. Delip pas çıkarabilir, potaya gidebilir. Ama bunu akıllı bir şekilde yapması lazım. Yani Mitsic'in dur bir tane de step back üçlük atayım dememesi gerekiyor. Çünkü bu çok oyunun katılıyorum şeyi bak buna. Yani çok bir tane step back üçlük atayım bir şey olmaz bunu da böyle kullanayım demeden sürekli doğru oyun oynayarak, penetre ederek, pası vererek ya da Larkin'e boş alan yaratmaya çalışarak Anadolu Efes'in oynaması gerekiyor. Eğer Efes bu ikisini yaparsa yani pick and roll'ü
Olympiakos pick and roll'ü sonrası katları iyi savunursa ve kendi pick and roll'ünde o Blitz'e yenilmezse, bence Blitz'e yenilmeyecek ama savunmada soru işaretlerim var. Maçı kazanacak. Çünkü Olympiakos taraftarıyla saldırı başlayacak. Böyle hurra hani taraftar da bizden yana falan diye böyle vurarak başlamaya çalışacak. Efes döner. Yani o kadar kolay değil. Efes'i atarak yenmek çok işli yani. Bence vura başlamayacaklar. Bilmiyorum. Olabilir. Dediğin de olabilir. O yüzden ben hani Anadolu Efes'in neler yapacağına ilişkin birkaç bir şey daha söyleyeceğim ama burada size bırakayım. İki taraflı ya. Pick and roll'ü nasıl oynayacak Efes? Ve nasıl savunacak? Bu kritik, bayağı kritik artı olacak. Artı bence üçüncü top yönlendiriciyi bulabilecek mi? O yüzden Efes bu, adına mı? Yani. Efes adına. Şimdi Efes'te bu çok ciddi bir sorun. Yani hani Milan maçında bulabildi mi? Elijah bu arada çok kötü bir karşı yaka maçı oynadı. Şimdi Elijah şöyle top yönlendirici olarak bulduğu bir oyuncu değildi değil. Milan maçında. Değil. Milan maçında yaptıkları da top yönlendirmek değil, değildi. Yani. Değil. Yani Elijah'ın orada başka bir görevi var. Elijah soluklandırdı takımı bak. Bunu yaptı Milan serisinde. Ama şunu söylemek lazım. Burada şimdi Boban'ın %100'üyle olmayacak olması bile... Eksik abi. Sıkıntı yani. Personel sorunu şimdi var. Şimdi üçüncü top yönlendirici dediğinizde Efes'te iki Simon veya üç oyuncu. Hani Simon zaten oynayacak mı çok emin değilim. Simon, Boboa ve en çok Simon'dan bahsedebilirsiniz. Bu işi yapabilecek. Boboa'dan ondan da bir top yönlendiriciden ziyade bir skor katkısı. Yani özellikle iki top yönlendirici ve bir skorer olarak oynadıklarında çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama hani top yönlendirici Simon yok Efes'in. Geçtiğimiz seneden en büyük farklarından biri bu. Sertaç Şanlı ve Simon. Bilmiyorum katılır mısınız? Katılıyorum. Ha, Sertaç'ın da ikinci pasları önemliydi. Evet, doğru diyorsun. Evet. Sertaç tepeden iyi top dağıtıyordu. O top dağıtmaktan bahsediyorum. Pas istasyonu oluyordu. Hatta bunu evet. Sertaç'la beraber Singleton da yapıyordu geçen evet. sene. Bu sene o da eksik. Yani bu doğru. 4 numaradan da o pasın çok Efes döndüğünü görmüyoruz. Efes geçen seneden yani. Daha kötü takım. Ya geçen sene o ezberlenmiş, çok herkesin nereye pas atacağı belli olan Efes istasyonları bu sene çok daha dar. Evet. Sulukas'ın 9. Evet. Final Four'un oynayacak olması rekor olabilir mi? Tüm zamanlar rekoru değil de modern değil zamanların galiba. Rekoru galiba. Modern zamanlar Hines'in kaç tane var? Ha, doğru Hines olabilir. Tüm zamanlarda Final Four... Belki Hines daha öndedir. Gerçi Final Four formatı 88'den beri var. Evet. Şey... Tüm zamanlar değildir gibi. Spanulis bile 9 F4 görmemiştir ama. Görmemiştir. Görmedi. Çünkü 5 zaten Sulukas'ın Fenerbahçe 5, 4... Diamantis'in 6-7 var. Yani. Ya çok ya en fazla Hines vardır varsa yani, diyorum size. Sulukas'la yarışabilecek bir Hines evet, vardır. Sanki. Yani De Colo kaçtır yok. Bilmiyorum. O da çok değildir. Yok. Ama Sulukas ve Hines bu konuda çok öndedir diye düşünüyorum ben de. Şu an bakmadım. Bakınca Sulukas'ın F4 yapamadı bir geçen yıl falan olabilir evet. yani. Kesinlikle hepsinde vardı yani. Yani. Durumlar bu şekilde. Yani şimdi genel olarak değerlendirdiğimizde hocam pick and roll konusunu açarak iyi yaptı. Orçun'la katıldı. Özellikle Sulukas'ın elindeyken top, Efes'in kime odaklanacağı, Sulukas'ın skor bulmasına ne derece izin vereceği ki ben bazen belki Sulukas'ın skor bulmasının faydalı bile olabileceğini düşünüyorum Efes için. Katılıyorum. Yani bazı zamanlarda onun pas dağıtması ve takımın oyuna girmesindense niye birazcık Sulukas skor yapsın riski almayayım ki diye düşünüyorum. Yönlendirsin mi yani? Sulukas'a yönlendirme savunması yani, mı yapsın? Şöyle evet potanın yolu açık mesajı verebilir. Gidebiliyorsan buyur. Yani hani orada en azından bir oyuncuyla beraber birebirini savunabilirsin Sulukas'ın. Yeter ki pick and roll'de seni dağıtmasın. Evet. Yani ama işte Sulukas'ın hangi Efes 5'ine karşı oynayacağı da. Kesinlikle öyle. Yani muhtemelen şöyle bir yani. Sulukas Efes maçlarını seviyor. Larkin Misic ikilisinden muhtemelen biri savunacak sürekli maç boyunca. Elijah oyundayken Sulukas'la savundurmak olabilir. İçin harcamayacağını düşünüyorum Ergin Hoca'nın. Özellikle onu Tyler Dorsey veya McKiss için sahada olduğu dakikalarda birazcık atletizminden değerlenmek isteyecektir. Bu noktada işte potaya giderken Foul'la Hasan Martin'in hocamın dediği gibi kim uzunun top almasını engelleyecek? Özellikle Moerman ve James Anderson ne kadar beraber oynayacak? Ben kilit evet. dakikalardan kilit alanlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Efes'in Milan maçında çünkü Moerman Milan Anderson. Maçında James Anderson ve Moerman oyunda olduğunda Milan'ın ne kadar potaya gidebilecek bir takım olduğunu biliyorsunuz. Gidemedi. Gidemedi. Bağlantıyı kestiler tamamen. Evet. James Anderson orada. Moerman da öyle. Ya dayak yedi yere yatmadı yani. Gerçekten faul çalınmadı yere yatmadı. Çok James Anderson'la beraber oyundan da güç alıyorlar. O yüzden Efes adına bence kilit şeylerden biri de bu. James Anderson ve Moerman kaç dakika yani oynayacak? Ben bunlara ek olarak birkaç bir şey daha ekleyeceğim. Şunu unutmamak gerekiyor bu arada. Olympiakos her ne kadar sezon boyunca evet deplasmanda sorunlu bir takım gibi gözükse de şunu unutmamak gerekiyor. Ligin net ratingde 3. sıradaki takımlarından birisi. Yani
Ve bunu yaparken takım, yani Togan'ın da bahsettiği o takım kimyasından güç alarak yapan bir ekip. Yani işte bir maçta McKissic öne çıkabiliyor, bir maçta Volkup çıkabiliyor, bir maçta Tyler Dorsey yanıp tutuşup atabiliyor, Slukas çıkabiliyor, Fall gibi bir orada hani... Ant var bir tane. Bir tane Ant var gerçekten. Ne verdi de belli Fall'un ya. Hani evet. Onu vermesinin önüne nasıl geçeriz bilmiyorum. Fall, yani performansı bu arada yani. Yani şunu da söyleyeyim. Fall Plyce'la eşleşecek. Muhtemelen Plyce'la eşleşecek. Ama şunu söylemek lazım. Fall kısalar oyundayken Fall eşleşmelerinde Fall'un ben bir mismatch olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Fall ayakları o kadar da yavaş olan bir uzun değil ve yani kollarıyla kapatabiliyor ve savunma bilgisi iyi olan bir oyuncu Fall. O yüzden yani karşıda Fall var diye Fall'a atak etmek her zaman doğru bir tercih değil. Bunda ben yine de arada ederdim ama. Ya şu ya var, edilebilir. Şu bir risk. Ya şimdi bir şey de söyleyeyim. Yani Fall'a yardımı şu şekilde edemeyebiliriz. Ya Vezenkov çok dışarılarda gezmeyi seven bir oyuncu. Geziyor. Ve gezdiği sürece bizim 4 numaramızın da çok dikkatli olması gerekecek. Ya bu noktada Fall çok birebir de kalabilir. O pick and roll'u yiyebiliriz diye de korkmuyor değilim. Yani hani çok koşturacak bizi. Yani özellikle boyalı alandaki oyuncularımız çok koşturacak. Onu söyleyecektim. Şimdi takımın bu arada rebound lideri Vezenkov. Bu dediğin şeyle alakalı. Vezenkov sürekli oyunda hareket halinde. Biraz Muharman'a benziyor. Yani Vezenkov'un çektiği reboundlar hareket mobil halde aldığı reboundlar. Yani potanın altında değil. Yani arkadan gelip, köşelerden gelip aldığı reboundlar. İnşallah yarı final maçında Muharman'ın skor katkısı da Vezenkov'a benzer. Evet yani. Çözeriz işi. Öyle, yani Vezenkov'la Muharman aslında benzer tipte 4 numaralar. Hatta Vezenkov'u bazen Bartsukas 3'te de kullanabiliyor. Ya, Vezenkov de kullanabiliyor. Biraz da hani 3 numara oynama potansiyeli var. Evet. Yani Muharman'da o yok mesela. Evet, bir de işte yani Fall'un mesela şu da önemli Olympiakos açısından. Yani True Shooting'de lider olan oyuncuları uzun oyuncuları. Yani Hasan Martin dedin. Evet, Hasan Martin mesela oyundayken gerçekten top kullanıyor. Ama hayır yani. Volkup az top kullanıyor. Az kullanıp iyi sonuç veren. Yani topa az dokunup anladım. Çok katkı top veren kullanma oyuncular. Oranı yüksek oyuncular arasında doğru şut oranı yüksek uzunları evet, var aslında. Evet. Fall onlardan biri mesela. Fall çünkü genelde çembere yakın genelde bitirdiği için. Genelde bu istatistik uzunlarda çok yüksektir bu arada yani. Vezenkov da onlardan biri. İşte o yüzden Efes'in bu Vezenkov savunmasında ya da Fall savunmasında nasıl? Çünkü Plyce'la Fall eşleşmesi enteresan bir eşleşme. Yani Fall şunu da düşünmeli. Bence Olympiakos cephesi şunu düşünmeli. Kaç dakikada kaç faul yapacaklar? Ha evet. Ya şimdi Larkin'in ve Misic'in tepe savunmasını ne kadar iyi yapacaklar ve o topu boyalı alana vurduğunda Misic ve Larkin Fall ne kadar durabilecek şimdi? Duramaz. Tamam, iyi savunmacı olduğunu yer yer söyleyebiliriz ama abi bunu Kyle Hines faul problemine girdi. Hatta bunun tillahı olan Tavares'i bile yani o kadar da çekilecek. Ama Tavares'den daha mobil Fall. Yani şimdi Tavares kadar ağır değil Fall. Onu söyleyeyim. Öyle mi gerçekten? Evet. Yani Tavares daha ağır abi. Ya ben bir şey... Ya Fall da öyle aman aman pırpır değil. Söylenemez pırpır ya. Değil. Ben bir icada bulurum. Tabii yani. Hocam. Hasan şeyi yeniden ekrana getirebilir misin? Zayıf yanları, güçlü yanları, görselini. Oradan bir şey söylemek ben istiyorum. Ben bir şey daha söyleyeceğim bu arada. Tamam. Yıldız hani zayıf yanlar, güçlü yanlar az önce getirdiğin son görseli Hasan'dan rica ediyorum. Sana verelim ben ona ilişkin şey tamam. Söyleyeyim. Tabii. Buradan şuraya alayım. Olympiakos aynı zamanda ligin iyi rebound takımlarından biri de. Yani öyle. Rebound çeken takımlarından biri. İşte bu alanda 8. sıradalar. Şimdi Efes'in oradaki rebound ratio sorunu falan ve Milano serisine de yani arka arkaya verilen o hücum reboundlarını falan düşündüğümüz zaman bu da oyunun kırılma anlarından birisi olacak. Yani orada sürekli işte Vezenkov, Fall hattı rebound çekerse ve sürekli ikinci şans toplarını kullanırsa Olympiakos, Efes burada bir kriz yaşayabilir. Artı şunu da unutmamak lazım. Senin başta söylediğin Olympiakos aynı zamanda defensive rating'de de ligin 6. sırasında olan ve hani iyi savunma yapan ve sadece blitz savunması değil boyalı alan savunması iyi yapan takımlarından. 15'te altından bahsediyoruz değil mi? Evet. Neyi? Yani Rus takımları çıkardıktan sonra. Hayır, yani sezon boyunca. Sezon sonunda 15 takım içinde ya 6. yani. Burada Tibor Plyce'ı bir önceki görsel rica ediyorum yine Hasan'dan. Tibor Plyce'ı ben özellikle yazdım buraya. Bu benim seçimim. Arkadaşlar da uyusunlar. Tibor Plyce sahadayken... Ben erken yazdım istemedim. O yüzden... Tibor bayağı top kullanmasını beklediğim bir oyuncu. İkincisi Tibor sahadayken Fall tepeye mecburen gelecek. Gelecek yani öyle bir şey yok. Veya Hasan Martin tepeye gelecek. İşte o Tibor'un tepede olduğu anlarda Micic ve Larkin'in deliciliğini çok daha iyi görebiliriz. İkincisi... Hadi Plyce'a çıkma diyecek yani. Evet. İkincisi burada özne Anadolu Efes'tir deme nedenim de şu.
Anadolu Efes hücum verimlerini bir şekilde oturtabilirse bu maçı ne yapıp edip kazanır. Ama oturtamazsa yani Olympiakos ya tepede bozarsa işte orada sorun var. Şeye gitmek lazım. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Yani Efes'in Olympiakos'a nasıl yenildiğini hatırlayalım. Yunanistan'da. Mitsit çok kötü oynadı. Atina'da. Hem son toplarda inanılmaz kötü oynadı. Uzatmaya gitti maç buna rağmen Efes koparacakken. Hem de işte çok rahat üçlük buluyordu Boboa falan o maç. Hani ama hiç savunma çok, yapmıyordu. Evet ya hani ama... Son topla bitirici hamleyi yapamadığı için yüksek skorda buldu ve burada maç uzatmaya gitti, orada yenildi. Sezon maçları belirleyici olmayacak. Gösterdi. O maç olmayacak ama hayır, o maç bana şunu göstermişti. Efes Olympiakos'la eşleştiğinde fiziksel olarak da hiç de geri adım atacak bir takıma benzemiyor. Özellikle Milan. Milan serisinden evet, korkmamın evet. sebebi fiziksel üstünlükleriydi. Ki bir şekilde alt şey yapıldı yani bu dezavantaja çevrildi, sakatlıklar vesaire de vardı ama özellikle Efes'in iyi mücadelesi, mücadeleyle bunu açtı Efes. Olympiakos'a karşı da bu hissedilmiyor ve bu çok büyük avantaj diyorum. Yani hani Efes'in rebound mücadelesinde bile ama o takımda Spanulis vardı. Ben de onu diyeceğim. Rebound yani. Mücadelesinde bile geri adım atacak bir kadrosu yok Olympiakos'un. Bunu söylemek lazım. Ah, Hryepa var ya. Hryepa, Tüseyinkaya 11 defa ile rekor demiş. Teşekkürler Hüseyin. Güzel bu arada soru olurmuş. Bu arada her hafta bize yazan arkadaşlarımızdan biri Tüseyinkaya da teşekkür ederiz. Hryepa evet ya. Gerçi Efe başka bir soru hazırladı. Şimdi evet birazdan soracağım onu. Arkadaşlar özellikle Twitter hesabından, dip çizgin Twitter hesabından bir soru soracağız bilmeyenler için. Bu sene Final Four'da mücadele edecek tek takımımız olan Anadolu Efes'in formasını hediye edeceğiz. Ve Monaco Olympiakos serisinde Orçun'la girdiğimiz iddiayı ben kaybettiğim için bu formayı dip çizgi ekibi olarak ben hediye edeceğim ama dip çizgi ekibi olarak hediye edeceğiz. Ve bu Twitter adresinde birazdan bir tweet atılacak. Ben size söyleyeceğim. Buradan da soruyu okuyacağım. Twitter adresinden doğru cevap veren bir kişiye bu formayı hediye edeceğiz birazdan. Ama son yorumlarınızı aldıktan sonra bu seriyle ilgili. Hı hı. Tamam son madem tahminimizi de söyleyelim. Ya bu arada arkadaşlar ben Milan seri başlamadan Milan eler dedim ama maç öncesi WhatsApp kayıtlarımda duruyor. 1-1 döndükten sonra ben Efes'e güvenmeye başladım. Video kaydınız var hocam. Video biliyorum. Ha, o varken diğeri şey olmuyor. Yani. WhatsApp kanıt olmuyor. İyi de gelecekteki alternatif geleceğe geçince eskisine geri dönemiyorum ya. Yani. Togan'ın da hakkını verelim ama şimdi nesnel koşullarda yani hani Melli'nin olduğu bir tabii seriden ki, falan ki. Bahsediyorduk yani veya Datome'nin falan olduğu hocam, bir seriden. Hocam burada eğleniyorum. Biliyorum, alamıyorsunuz. Yani. Yok canım ben sana 100 senedir beraberiz sana ne alınacağım? Ben Efes'in 55-45 veriyorum. Deplasman gibi bir maç olmasına rağmen 55-45 veriyorum ve evet Olympiakos buraları oynamayı çok iyi bilen bir takım ama o adı öyle. Kulüp olarak öyle. Kulüp öyle. Olympiakos takımının çoğu ilk defa Final Four oynayacak. Printezis de sahada değil. Umarım bu arada Printezis oynar. Umarım Printezis oynar. Keşke oynatsa Printezis. Printezis'in bir 5 dakikası var. Şöyle yani, umarım o takım oynatır. Şimdi Sponulis, Papanikolaou, Printezis, Heinz, AC, Manzarisler hani herkes şut atıyordu bir de yani. Öyle bir takım değil. O kadar da yani tam Olympiakos. Manzaris'in buzzer'ını hatırlıyor musunuz yani? Evet. Öyle bir şeyler oluyordu yani. Olympiakos'a saygı duyacak Anadolu Efes kesinlikle. Kesinlikle yani duyacak. Böyle duymalı vururuz, da. Vururuz duymalı deneriz da. Diye bir maç değil. Çok saygı duyarak oynayacak Efes ama Efes Milan serisini nasıl geçtiyse Olympiakos serisinde pekala geçebilir. Serisinde maçını. Hatta bu seri olsa Efes 3-1 derdim. Tabii canım. 3-1 derdim. Tek maç. Yani tek maçta her şey olabiliyor ama ben Larkin'in özellikle şeye çok kızdığını falan da hesaba katarsak. Euro Larkin olsa. Mitsic bu maçı çözecek gibi geliyor bana. Ben de Efes'in finale çıkacağını düşünüyorum. Efes diyorum ben. Orçun? Yani ben de Efes'ten yanayım ama eğer böyle hani bunun rahat olacağını düşünen yok. Varsa o kadar da rahat olmayacağını. O kadar rahat sadece. Olmayacak ama Efes adına bence final yakın duruyor. Yani yakın duruyor. Söyleyeyim. Evet yakın. Ya yani ben hocamla 55-45 dediniz siz ikiniz galiba. Sen ben de 55-45. Ben biraz 60-40 diyeyim Efes adına. Yani hani Efes'in özellikle yarı finalden sonra buraya güvenli geldiğini ve motivasyonun Olympiakos'un da Monaco serilerinde hırpalandığını gördükten sonra burayı oynarken tamam taraftar seyircisi taraftarla Olympiakos'un buraları bilen bir kültüre sahip olmasıyla değişebilir işler ama Efes'te son şampiyon ve son şampiyon yarı finalde süperstar farkı var. Süperstarlarıyla beraber tekrardan final oynamak isteyecektir. Özellikle Barcelona'nın gelme ihtimali çok Ergin Ataman ve ekibinin Anadolu Efes'in Milan Liverpool'la eşleşmek için sürekli yani deli gibi oynuyordu. O finali çok istiyorlar. Ha, Real Madrid'in gelme ihtimali var. Birazdan konuşacağız. Ama Barcelona Efes finalini Ergin Ataman ve Efes kadrosu çok istiyorlar. Bu yüzden de ben Olympiakos serisini çok ciddi bir konsantrasyonla
hata yapmayarak geçirmek isteyeceğini düşünüyorum. Ya şunu söyleyelim. F4'te eşleşilebilecek en iyi takımlar. Tabii ki ya şu eşleşti. An Barcelona Real Madrid'e göre çok daha avantajlı durumda Efes'in. Yani çok daha iyi bir eşleşme. Evet. Bunun da avantajını kullanacaktır. Ama Oli de ya çantada keklik değil, onu da söyleyelim. Kesinlikle yani. Değil, kesinlikle değil. Ama yani maçın en büyük anahtarlarından biri Olympiakos'un satmaya çok potansiyelli oyuncuların olması. Evet. Ya zaman zaman Vezenkov da bunlardan biri yapıyor. Olabiliyor. Yani Tyler Dorsey, Vezenkov ve McKiss için şutları çok bizim için de belirleyici olacak. Yani. Muhtemelen McKiss için şutunu riske eder ama McKiss işte Efes maçlarında Beşiktaş'tayken bile iyi oynardı. 38-60'lığı bile var yani Efes'e. Hani öyle maçları var Efes'e karşı. O yüzden enteresan bir maç olacak. X faktörler çok belirleyici olabilir. Yani hiç beklemediğimiz oyuncular tuhaf işler yapabilir. Bunların başına da McKissic geliyor. Efes tarafında da... McKissic bu sezon yeterince maça X faktör oldu. Bu maça olamayacak diyorum ben. Diyorsun. Ben bu atmosferde zor olduğunu düşünüyorum. Zaten eli titreyerek şut atan bir oyuncu. Ritim bulamazsa şutunu umarım boş bırakırız. Bu arada enteresan bir taraf var. Yani Oli yani 2 sayılık yüzde de ligin lideri. Yani %58 ile birinci sıradalar. Yani o işte Sulukas'ın aslında orta mesafe... Adedi nedir? Yani baktın mı? Yani şeye bakmadım ama yani birinci sıradalar oranda ama 3 sayıda da enteresan bir şekilde yani perimetreden de top kullanmaya alışkınlar. O daha çok işte Vezenkov'un falan oyunda olduğu ya da Tyler Dorsey'in arka arkaya attığı şutlardan... Ondan dedim işte hani Adedi acaba diğer takımlara göre ama düşük şey, mü? Ama şöyle... %7 diyorsun yani şut paylaşım yüzdesi. Average'de şöyle perimetrede %25.5 ile 5. sıradalar. Yani perimetreden de o topları atıyorlar yani sadece oyunları... %25.5'in 5. sıradada olması çok canımı sıkıyor. Evet sadece. Yani. Onun dışında hiçbir sorun yok benim için. Ama 4 toptan birini yaydan kullanıyorlar. Yaydan yani. Kullanıyorlar ama işte... daha orta mesafede oynamayı ve pota yakın oynamayı seviyorlar. Biraz şey gibi aslında. Barcelona'ya yakın bir oyunları var aslında. Evet. Orçun izninle şimdi bir takipçimize, Dip Çizgi'nin Twitter'dan takip eden bir arkadaşımıza Dip Çizgi'den attığımız tweet sonrası doğru cevap verdiği takdirde bir Efes forması, Anadolu Efes forması hediye edeceğiz. Ben şimdi tweet'e atacağım. Tweet'e atarken de soruyu size okuyorum. Dip Çizgi Play Spor YouTube ekranından size okuyorum. Hemen okuyorum. Biz de RT falan edelim değil mi? Evet evet biz de madem böyle telefondan. Sorumuz şu. Euroleague'de sadece Türk takımlarında mücadele ederek maç başı en yüksek verimlilik puana sahip oyuncu kimdir diye soruyoruz. Şimdi de tweetini atıyorum. Tweet'i attım. Formayı almasınlar diye bu soruyu sorayım. Bu soruyu doğru cevaplayan bir arkadaşımıza Anadolu Efes forması vereceğiz. Euroleague'de bakın sadece Türk takımlarında oynayarak, sadece Türk takımlarında mücadele ederek en yüksek verimlilik puanı ortalamasına sahip oyuncuyu soruyoruz tüm zamanlarda. Maç başına. Yapmış. Maç başına. Shane yeni bir açıklama yapmış. Nedir? Gelecekte ne yapacağımı bilmiyorum. Kariyerimin en başarılı dönemini Anadolu Efes'te geçirdim. Neler olacak göreceğiz ama kesinlikle ilginç olacak demiş. Bunu bir ayrılık mesajı olarak alabilir misiniz? Anlamam şu an için. Henüz alabiliriz. Değil. Ya Final Four'a bir bakalım. Bir Final Four bu sezon bittikten sonra bakılır o durumlara. Yani çok bilmiyorum ne yazdı. Ama şimdi hocam bir rica ettiği için program sonunda Sulukas'ın bir açıklaması var. Sevgili Hasan getirirse maçla ilgili son olarak bu değerlendirmeyi yapabilir. Sulukas'ı bayağı konuştuk maç öncesinde. Kostas Sulukas Final Four öncesinde bu sezon benim için çok iyi geçti. Buraya çok güçlü bir takım eleyerek geldik. Bu Final Four kariyerimdeki en önemli Final Four. Final şansımız %50 diyor Sulukas. Herhalde bize katılmıyor bu konuda. Ya burada şu yüzden aldım. Sondan ikinci cümle. Bu Final Four kariyerimdeki en önemli Final Four lafı olduğu için aldım. Evet. Biraz kurulmuş geliyor. Yani gerçekten birinci guard olarak geldi ilk Final Four. Evet. Olympiakos için söylüyorum. Fenerbahçe'yi çıkarıyorum. Yani Spanulis sonrası bu takımı Final Four'a taşımak istiyordu birinci guard olarak. Gurur yaptı ya. Gurur yaptı. Bayağı bir kurulmuş durumda. Efes'e karşı erkenden hani onu bastırmak gerekebilir. Sulukas'la ilgili bir istatistik vereyim bu arada. Playoff ve normal sezon. Biraz aslında baskıyı görünce nasıl yalpaladığına dair bir veri bu. Playoff'larda aslında yani sezonu bu arada şunu söyleyelim. Sulukas gerçekten iyi bir sezon oynadı ve iyi sezon oynadı. Ve hani yani burada olmayı hak ediyor Vezenkov'la beraber Oli'nin ki yani şunu da söyleyelim. Oli playoff'larda lokal oyuncularından, yerli oyunculardan en çok katkıyı alan takımdı. Yani burada hani o Yunan çekirdeği yine iş yaptı. Sulukas ve Vezenkov'u da bence bu arada hani Bulgar olabilir ama Rum tarafı var ve hani o çekirdekten sayabiliriz yani.
Ama şöyle bir şey var Sulukas'a dair. Hasan teşekkürler. Soruyu getirmiş ekran arkadaşlar. Eyvallah. Bizim Twitter hesabımız bu. Evet, o çünkü bölmeden devam etsen. Sezonu 5.1 asist 2 top kaybıyla oynarken ki bu oran yani 5 asist 2 top kaybı bir guard için iyi. Yani çok iyi bir oran. Ama playoff'ta o baskıyı görünce yani o Mike James'leri o yani Monaco'nun Parisli yani o fiziksel atletik guardları görünce o oran bir anda 3.8 asiste ve 3.6 top kaybına inmiş durumda. Yani aslında Sulukas'ın da baskı karşısında nasıl su kaynatmaya hazır bir guard olduğunu ki evet, güzel istatistik. Güzel istatistik. 5 maçta Monaco karşısında 18 top kaybı yaptı Sulukas. Bu hani yüksek bir oran yani bir guard için ki top dağıtan, oyunu kuran ve hani daha böyle hani organizasyonu sağlayan bir guard olarak. O yüzden Sulukas'ın savunması da önemli olacak. O yüzden ben ona 18 değil 21 diyeceğim. 3 tane de top kaybı olduğu halde faul verilen pozisyon var Paris'le. Ha ama şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Bu da önemli bir istatistik. Buraya yazmışım. Güzel hatırlattın bu arada. Olympiakos ligin en çok faul alan 3. takımı. Bu arada ve faullerin çoğunu da Sulukas çaldırıyor. Yani orada da önemli bir yani faul çok kolay alma. Faul olabilen bir evet. Ki bunu Monaco 5. maçta gördük. Tam biraz hakemlere de burada biraz laf ettiğimiz oldu. Hatta fazlasıyla oldu. Yani şu da önemli. O yüzden bu maçta eğer şimdi tonu hakemlerin nasıl belirleyeceği önemli. Eğer Sulukas'ın floplarına falan faul çalan bir üçlü olursa orada Efes açısından çok ciddi bir sorun yaşarız. Kostas Sulukas'a ilgili çok ki en önemli yerde çalmamışlardı hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe CSKA finalinde. Evet. Yani Sulukas'a bu kadar faul çalınan bir organizasyon CSKA finali o son topa giden de çalmamıştı. Ya ben uzatmada çok önemli bir top çalmamıştı. Faul çalınmadığında Sulukas oyunu da statikleştiren bir oyuncu olduğu için o kadar da burada çok da konuşuyoruz ama bu kadar da önemli bir oyuncu falan değil aslında yani Larkin Mitchell seviyesinde bir oyuncu değil. Ama Olympiakos'un bu kadrosu için önemli. Oyunu statikleştirme potansiyeli olduğu için işte ben orada Larkin ve Mitchell için Efes'in eğer yapabilirse akışkan hücumuyla maçı ele geçirebileceğini düşünüyorum ama Efes de bazen ne yazık ki bunu da söylememiz gerekiyor. 5 dışarıda, 5 duran daha doğrusu. Mitsic bizi kurtar, Larkin bizi kurtar. Abi oyunda dönebiliyor. Çok ay soya kalıyor. Bu olmamalı. Efes'in mutlaka forvetleri hareket etmeli. Top Mitsic'in ve Larkin'in elinde ISO için olsa dahi. Yani bir şey üzerinden, bir perde üzerinden çıkmak bile bir şeydir. Yani 5 tane statik oyuncuyla oynamamalı Efes. O zaman savunur Olympiakos. Bir de şu da var. Yani bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Yani Efes'in oyununda o 4 numara şutu çok kritik. Evet. Bu maçta da yani şimdi Moerman'ın Milan serisinde gelmeyen o şutlardan bahsediyoruz. Milan serisinde gelmeyen şutlardan. Yani Moerman'dan bulamadık mesela o şutu. Tabii özellikle İstanbul'da ne Moerman ne Singleton attı zaten. Singleton çok çok denemedi de Moerman denediklerini de atamadı. O yüzden bu maçta o köşelerden, forvetlerden o işte James Anderson'ın da çok kritik orada şut katkısı verebilmesi mesela. Anderson iyi geliyor. Onunla da dair bir sorunum yok. Ben de koç çekinmiyorum Anderson'dan. Niye bilmiyorum ama şut şansı geldiğinde o şutu bulabilecek oyuncumuz. Kullanmalı bu arada. Baba'nın durumuna göre özellikle. Aynı fikirdeyim. Efes serisi için ağzınıza sağlık. Son olarak El Clasico'yu değerlendirmek istiyorum ben izninizle. Ya Perşembe günü saat 10'da Barcelona-Real Madrid maçı. Aslında çok uzun zamandır iki takım içinde. Bu sezon Real Madrid'in hiç galibiyeti yok. Ve Real Madrid'in galibiyeti olmaması Barcelona için bence tedirginlik yaratıyor. Bence de. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu eşleşme için? Yani buradan konuşalım mı? Şeyi kim konuşalım. Gelir yani? Psikolojik üstünlük Barcelona'da mı mesela? Bence Madrid'de şu an. Psikolojik üstünlük bence Barcelona'da. Bence Madrid'e geçti. Ya bu sezon hiç maç kazanamayan bir takımdan bahsediyoruz. Bu arada Higgins'in durumu nedir? Higgins sanki böyle oynayacak diyorlar sanki. Higgins döndü. Ligde galiba, Medya'da de vardı. Higgins ligde de döndü. Higgins ama nasıl oynayacak? 3 aydır top oynamıyor bu adam. Ya 2 al ver yapar maçı çizer ya. Bu arada Euroleague arkadaşlar ilk 5'leri yayımladı. Görmüşsünüzdür ve o kadar statik bir seçim yapıyorlar ki yani mesela pivot çok kötüydü gerçekten. İkinci 5'in pivotu sanki böyle pivot seçmek zorundaymışız gibi. Papayannis. Ya Panathinaikos'un oyuncusu. Sonuncu oldu ya. Allah aşkına. Mike James'i eleştirdi hatta. Evet, şöyle söyleyeyim ben almam. Kim ben Papayannis'i ikinci beşe almam. Ki ben Panathinaikos'u sevdim bilirsiniz yani. Pivot seçmek zorunda değilsiniz. Panathinaikos'lusun. Yabusele ilk 10 içinde yok. İkinci beşe de giremez. Rezalet ya. Bence üçüncü beş yapsa Yabusele yine giremez. O adam uzun da değil forvetleri almayalım o zaman diye bir şey çok diyorlar herhalde. Ama Vezenkov'u da ilk 5'e 3'ten almışlar yani normalde. Ya ben şöyle Vezenkov'u almak zorundaydılar. Final Four'a kalan bir takımdan oyuncu almak zorundasın abi. Yani yazılı olmayan bir kuraldır bu. Sulukas'ı ikinci beşe almışlar.
ne yazık ki ben beğenmedim ya. Ya ben sene başından beri Barcelona'nın şampiyon olacağını düşünüyordum ama Dante Exum'un sakatlığı hesapta yoktu. Şimdi bayağı önemli oynadı. Sezon başında da Dante Exum yoktu. Higgins ama Higgins vardı. Ama Higgins vardı. Ama Higgins şimdi dönüyor. Ama Higgins çok uzun bir sakatlıktan dönüyor. Ya şimdi ben şeyi çözemiyorum yani Higgins'li mi oynamak, Exum'lu mu oynamak daha kritik. Exum hazır ama keşke Higgins ikisi de olsa diyor bence Saras da yani. İyi de, Exum form bulmuştu. Evet. Daha Higgins form bulacak yok, mı? Higgins'in sezon başında form bulmadığını düşünürsek Real Madrid yine mağlup etti bu takım. Ondan bahsediyorum. Tamam. Ama Real Madrid ne kadar iyiydi Higgins o tartışılır yani. Higgins ama Higgins her zaman sahada varlığı tehlikedir. Size Kazör döndü. Evet bir de var. Hocam ya... Kazör desene bizim için. Tosi. Hocam Kazör ya. Kazör. Kosör nasıl bir şey diyorsun? Ray'in basaması. Ya gönlüm bu eşleşmede Yasikevicius Barcelona'da olduğu için Madrid, Kazör. Fabian Kose. Tüm arkadaşlarım yorumlar yapan bize katılıyorlar bence. Bu Kazör'dür bu ya. Kazör ya. Tabii, Türk'üz biz. Bir gün konuşuyoruz. Evet, Koso diyor hocam. Kim dedim bu? Kozi de değilmiş. Kozi'ymiş değil mi? Kozi miymiş? Kozi diyor. Kozi AVM var hocam. Kozi AVM. Ne diyorsunuz? Ya gönlüm Madrid, Yasikevicius çıksın istemiyorum ama aklım, ya ben sizle düşüneceğim, bir hala düşünüyorum. Ya bir kez şunun adını koyalım. Eğer Saras Yasikevicius maçı kaybederse galiba Euroleague tarihinin en rezil koç başlangıcını yapacak. Hatta şeyi de ekleyelim. Zagis Final Four'una rağmen kariyeri bu kadar düşebileceğini tahmin etmezdim diyeceğim. Militino 3 tane final oynadı ve bu kadar uzun süre oynayıp bu kadar çok final kazanmadan... Evet, final kazanmadan bu kadar çok kaybeden bir oyuncu yok. İki tane Madrid'le kaybetti, bir tane. Yükleniyor diyorsunuz. Mirotić istatistiğini de verelim bu arada. Mirotić hala clutch değil. Yani en çok F4 değil mi? Finali oynayıp en çok kaybeden. Yani kazanamadan kaybedenler arasında birinci. Ya maçı birinci. Kaybederse size söz buraya geleceğim. Getirin oradan Osasuna Mirotić'e diyeceğim. Tamam söz. Biz kendi aramızda diyoruz zaten. Ben demiyorum şu an. Yani. Getirin Mirotić'e. Biliyorsunuz bu konuda direniyorum yani. Yani Barcelona kazanır mı diyorsun? Ben Barcelona'nın kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. İşte. İşin günün sonunda. Özellikle yani Barcelona camiasının, Barcelona basketbol takımının geçtiğimiz sene camiadır bu yani. Şey bu, muhabirler böyle şeyden haber verir ya, camia derbiye çok hazır. Taraftarlar bugünü bekliyor. Sanki Laramla'dan bildiriyorsun sanırım yani. Kalbinden, Barcelona'nın kalbinden. Arkadaşlar konuşturmuyorlar ama ben tamamlayacağım. Geçtiğimiz sene. Final Four öncesi bu ne rahatlık ya. Son programımız arkadaşlar biraz daha ciddi. Geçtiğimiz sene Barcelona'nın finalde kaybetmesinin bu sene Barcelona'nın şampiyonlukta en büyük aday olması haline gelmesi demekti. Ben Euroleague'in böyle bir yer olduğunu düşünüyorum. Efes kazandı, Barcelona kaybetti. Barcelona bu sene en büyük favori oldu. Ama oynadığı oyunla favori mi? Bence de değil. Barcelona bu sene hak ediyor mu? Hak ediyor. Ama oynadığı oyun şampiyonluk oyunu mu? Bence değil. Nasıl hak ediyor o zaman? Normal sezon çok kusursuz oynuyorlar. Normal sezon. Tamam. Yani Final Four'u ve burada olmayı hak ediyorlar. Playoff'u ama. Burada olmayı hak ediyorlar. Şampiyon olmayı hak ediyorlar demedim. Tamam. Bu sezonun en iyi takımıdır benim için. Şu ana kadar. Doğru. Ama Real Madrid eşleşmesinde şöyle bir fark var. Lasso çok rahat bir Maccabi serisi oynadı. Bu sezon Lasso Saras'ı hiç yenemedi. Ve Barcelona Real Madrid eşleşmelerinde bu hiç belli olmaz. Ve evet Kozor döndü. Ve evet Real Madrid daha formda geliyor. Ve Hasan şu an bir şey yapıyor. Ama bakıyorsun. Hasan ne gösteriyorsun? Hasan senden rica etsek. Papa annesi gösterdi bak papa annesi. Senden rica etsek Lasso'nun şu gözlüklü fotoğrafını getirir misin? Acaba? Pablo Lasso'nun gözlüğü. Şimdi bitirmeme izin verirseniz Real Madrid'in önemli bir kozu olacak bu maçta. Şu kaybedecek hiçbir şeyim yok. Yani Real Madrid takımı sahaya çıktığında... kaybederse zaten bu kayıp bir sezon, hatta Lasso'yla bile yolları ayırma noktasına gelebilir Real Madrid. Ki bu konuşuluyordu sezon başında. F4 olmasaydı kesindi bence. Evet. Ama hani yine bir Barcelona'ya inememek önemli bir prestij kaybıdır Real Madrid baş antrenörü için. Hatta kadrosu için. O yüzden ben maça baktığımda, dengeli baktığımda Barcelona'nın oynama alışkanlığı ve kazanma alışkanlığı daha yüksek bir takım olduğu için ve normal sezon hiçbir zaman çöpe atılmaz. Bakın tamam önemsiz çok önemli değildir ama bir takımın normal sezon kültürü hiçbir zaman Final Four'da çöpe atılmaz. Hiçbir takım Olympiakos ve CSKA hariç şapkadan tavşan çıkararak şampiyon olmadı yani. Olympiakos da CSKA'yı yendiği için diyorum. Hani evet. CSKA negatif anlamda, Olympiakos pozitif anlamda. Zaten o sezon Olympiakos'u öne çıkarmak için söyledim yani. O sezon mesela CSKA için çöpe atılır normal sezonlar geldi evet. Ama yine de CSKA final oynayacak i̇şte, demektir bu yani. Lasso, ya King. Ben şöyle bir bakıyorum. Ben Barcelona'nın Real Madrid'i yenme ihtimalinin %53-54 olduğunu düşünüyorum.
53. Niye 55 değil? Niye 54? Exum yok. %1 de oradan kırdım. Ya yani ben hatta şöyle Efe katılabiliriz. Efe şunu da eklemek gerekiyor. Bazen çeyrek finalde dayak yiyip gelmek iyidir. Yani bir şeyler öğretir size. İyi dayak yedi Barcelona ve buradan bir şeyler öğrenmiş olabilirler. Exum meselesi çok aklımı çekiyor. Geçen sene Efes'inde nasıl Final Four'a geldiğini hatırlıyorum. Tamam, ben hala en başındaki noktaya geri döneceğim. Gönlüm Madrid'den yana Antiesike 300 olduğum için, ama aklım hala sanırım Barcelona diyor. Ben de 52.6 ile Barcelona kazanıyor. Ben de vereceğim. Barcelona diyorum. Exum ben de o zaman %56.8 ile Real Madrid. Sen Real Madrid tarafındasın. Çok net bir şekilde Real Madrid tarafındasın. Hocam, yani nasıl cidden alabilir? Hocam çok arada bence. Yani çok Barcelona yüzde çok az kaçıyor olabilir ama. Ya şöyle söyleyeyim. Biz ikimiz biraz ayrışıyoruz. Ben Barcelona kazanacağını düşünüyorum. Sen Real Madrid. Hocam da daha dengeli bu konuda. Onun da sebebini söyleyeyim. Şöyle. Real Madrid bence buraya daha formda geliyor. Yani F4'de daha evet Maccabi serisinde çok test edilmediler. Çok orayı Maccabi'nin de dağınıklığı ve hani yetersizliği dolayısıyla kolay geçtiler. Domine ederek geçtiler orayı. Ama şimdi örtelim bir kere, kadro dışı bırakılmasından sonra takımdaki hakikaten dengeler değişti. Şimdi şu an Dante Exum'un olmadığı bir denklemde Real Madrid'in guard üstünlüğünü alacağını düşünüyorum. Yani orada Goss, Lul, ki Lul de formda geliyor F4'de ve Cazor üçlüsünün Higgins olsa bile, ki Higgins yani dediğimiz gibi uzun süredir yok ve ne oynayacağı, ne vereceği soru işareti. Ha, maçın yıldızı da olabilir bu arada Higgins. Yani olursa da şaşırmam. Anladım. Ama neticede şu an Real'in guardları daha ritmini bulmuş tarafta. Bir de yani şunu da söyleyelim. Yani Bayern'in, Trinkieri'nin o savunma planları, savunma tercihleri bence Lasso'ya çok önemli bir hani ipucu mu verdi? İpucu da verdi. Bence Bayern serisi yani dışarıdan bakan bir koç açısından Barcelona'yı nasıl hani nötralize edebileceğini gösteren geçen bir hafta söylemiştim. Seriydi. Çok iyi fotoğraf. Çok iyi fotoğraf. Yani Trinkieri benim diyen fotoğrafçıdan daha iyi fotoğraf çekti Barcelona'ya. Aynen öyle. Yani Lasso oradan mutlaka bir şeyler alacak ve tekrar getirecek F4'te Saras'ın karşısına. Şunu da söylemem lazım. Yani çok formda bir Yabusele izliyoruz bu sezon. Hani yani hücumda, savunmada, yani bütün kısaların karşısına kalabiliyor, rebound çekiyor, ceza şutlarını bitiriyor, post-up oynuyor, her şey yapıyor. O yüzden ben Mirotic'i de çiğ yiyeceğini düşünüyorum Yabusele'nin. Yavaş. Bakacağız yani Tavares falan gibi orada fark yaratacak uzunları da var. Yabusele bu arada benim de en çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Artı bir de Real'in bir avantajı daha var. Sezonda yokları oynayan Poirier de playoff'ta takıma katıldı. O yüzden guardlar ve forvet rotasyonuyla, uzun rotasyonuyla ve Benzema faktörü. Ve Benzema yani yürüyen gol. Devam ediyor. Yürüyen, yürüyen gol. Yani Kozmos'un en büyük golcüsü. Bu sene 1300 falan iyiler yani. Benzema'sıyla Real Madrid burada fark yaratacaktır. Hoşun ağzına sağlık. Sağ ol bizi. Kalitesi riske eder misin? Ederim. Sabaha kadar. Sabaha kadar. Bu kadar da benim sorum. Teşekkür ederim. Hepinizin, ikinizin de ağzına sağlık. Gerçekten güzel bir program oldu. Bizi takip eden, yorumlarıyla, görüşleriyle Final Four öncesi son programımıza katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Sorunun cevabına doğru gelen yanıtı bugün sonunda veya hafta başında açıklayacağız kime gittiğini formanın. Efe bilir. Onu bir söyleyelim ama ilk cevabı verelim. İlk cevap veren değil. Tamam. Ha, seç şey yapacak. Aynen. Yani kontrol Efe şöyle Can'da. Söyleyeyim, bugün bitene kadar cevapları kabul edeceğim yani. Öyle Efe Can ne derse o. Çünkü bir çekiliş yaparak daha hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum. Biri görmemiş olabilir, sonradan programı doğru izliyor olabilir. O yüzden yani cumartesi gününün son 20 bitene kadar devam edecek. Bu arada şu an cevaplara bakıyorum da Melih Mahmutoğlu falan yazanlar. Sağ olsunlar. Mükemmel. Katıldıkları için. Mükemmel. Barış Arsek. Görüşersek. Play Spor YouTube ekranlarından hepinize hoşça kal diyoruz. Bu haftalık dip çizginin sonuna geldik. Perşembe günü hep beraber Final Four izleyelim. Cumartesi buluşup
Final Four'u değerlendirelim, finali konuşalım. Hoşça kalın, iyi haftalar. Hoşça kalın. İyi haftalar herkese.